arada yurttan bir haber var. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen hafta Muğla'yı, Malatya'yı konuşmuştuk. Bugün şimdi Tunceli'den deprem haberi var. Dünya gündeminde de Japonya dolayısıyla yine deprem gündemdeydi. Hemen soracağız, bu deprem ne anlama geliyor, nasıl sınıflamalı? Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy telefon attığımızda. Sayın Ersoy merhabalar, iyi seneler diyelim ama geçmiş olsun da diyelim. Tunceli'den geldi deprem haberi. Nasıl sınıflamak gerekir bu depremi? Yani bu öncü bir deprem olabilir mi? Ne dersiniz? Evet, öncelikle ben de iyi yıllar dilemek istiyorum. Hakikaten 2023'ü kötü geçirdik. Hemen akabinde de bu deprem haberleri tabii bizi kaygılandırıyor. Şimdi şöyle, dün Hakkari'deki 3 tane deprem, bir tanesi 4.5'e kadar çıkmıştı. O bölgedeki depremlerle bu şimdi olan Tunceli Pülümür depremler arasında herhangi bir ilgi yok. Çünkü Tunceli'nin il olarak konumu Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının ortasındaki bir bölgede. Bu bölge fay bakımından çok zengin. O bölgede çok sayıda fay var. 4.2 büyüklüğündeki deprem tabii ki yıkıcı bir deprem değil. Yani tabii hissedilir fakat yıkıcı bir deprem değil. Bir zarar verdiğini düşünmüyorum doğrusu. Bundan sonraki olacak artçı depremleri de takip etmek gerekiyor. Şu anda gözlemdeyiz. Sayın Ersoy şöyle sorayım şimdi, özellikle Hakkari'deki depremle ilgisi olmadığını söylediniz. O bölgede, Tunceli'nin olduğu bölgede hangi fay etkindir? Bir deprem bekleniyor muydu bölgede? Ve daha büyük bir deprem ihtimali var mı? Faylardaki bu stres seviyesi ne durumdadır? Şöyle 4.2'den yola çıkarak değil de o bölgenin genel bir deprem potansiyeli zaten var. Çünkü bir tane değil, çok sayıda fay var. Burada zaman zaman daha büyüğü de olabilir. Bu artçı deprem falan olduğunu sanmıyorum. Çevredeki fay zonlarının uzunluğuna bakıldığında tabii ki 6 ve üzerindeki depremleri oluşturabilecek bir yer burası. Ama bundan sonra büyük bir deprem gelir demek çok doğru olmayabilir. Biraz izlemek gerekiyor. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Ersoy, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için.